misafirlerimiz. 25-26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumumuz. Birinci kısmı, yani tebliğlerin sunma kısmı burada sona ermişti. Başarılı bir şekilde. Fakat sonuç bildirgesini okumadan önce Mark Wilson beyefendi düşüncelerini, sempozyumla ilgili düşüncelerini aktaracaklardır. A dissection, Mr. Mark Wilson says his ideas about the symposium. Please. Last June, when I received the email about the announcement of the second symposium, and the ark and the flood, I was very excited. Çok heyecanlandım. Because I was a participant in the first symposium here. Şırnak'taki ilk sempozyumuna katılmış olacaktım. I had such a wonderful experience coming to Şırnak and meeting the participants, the speakers, that I was very excited to return again. Şırnak'a gelerek ve sizlerle, değerli katılımcılarla bir araya gelmek benim için müthiş bir deneyim ve büyük bir heyecan olacaktı. So my hope was that after the pandemic was over, that the second symposium could happen. Umarım ki pandemi sona erer ve bundan sonraki sempozyumda tekrar bir arada oluruz. So when I received the announcement from Professor Baz again, I was very excited. Profesör Baz'la bir arada olmak ve onunla da görüşmek benim için çok büyük bir heyecan verici bir deneyimdi. I wrote him an email right away. I'm coming. Hemen e-maile cevap yazdım ve geliyorum dedim. And I'm here. And I have had a wonderful time at the second symposium again. Burada tekrar müthiş zaman geçireceğimi biliyorum ve umuyorum ki tekrar burada olarak bu güzel deneyime tekrar ortak olurum. In the first symposium, of course, our meetings were at the hotel. Birinci sempozyum otelde gerçekleşti biliyorsunuz ki. So I'd like to thank the rector and all those here at the university for hosting it and for the enjoyable time that I've had visiting the university. Evet, üniversite rektörümüze bu sempozyum üniversitede düzenlediği ve bizi burada misafir ettiği için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda müteşekkiriz. So I will return home to Antalya and tell my many friends about Şırnak. They must come and visit and I hope to return again sometime for maybe a third symposium. Antalya'ya güzel dostluklar edinerek, güzel zaman geçirerek ve güzel tecrübeler kazanarak geri döneceğim ve tekrar gelmeyi dört gözle bekleyeceğim. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Biz de Mr. Mark Wilson'a bu ikinci ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başka misafirlerimiz de var. Şunu ifade etmek istiyoruz ki hayatın başladığı bu nokta her şey aslındadır. Herkes bir gün bu tarafa dönecektir. Bizim sempozyumlarımız devam edecek. İnşallah bir sonrakinde yine Cudi ve Gabar'la, especially for Mount Gabar, devam edecek. O çerçevede inşallah biz de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Değerli misafirlerimiz, düzenleme heyeti adına 7 maddeden oluşan bir sonuç bildirgesi hazırladık. Bu sonuç bildirgesini hem sizlerle paylaşmak hem de basınımıza duyurmak istiyoruz. Düzenleme heyetindeki arkadaşlarımın ve diğer gönüllü katkı sağlayan arkadaşların hepsine öncelikle canımdan teşekkür ediyorum. Ayrıca sempozyumun başından itibaren desteklerini esirgemeyen sayın rektörümüze, Şırnak valimize, Şırnak Belediye Başkanımıza, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza yine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sempozyum sonuç bildirgesinin birinci maddesinde şu şekilde paylaşmak isterim. Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Bağcılar Belediyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin katkı ve işbirliğiyle hazırlanan 2. Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu 49 araştırmacının katılımıyla 45 sunum yapılarak tamamlanmıştır. Bu sunumlardan 13'ü çevrim içi olarak gerçekleşmiştir. 49 araştırmacının 39'u yurt içinden, 10'u dünyanın değişik ülkelerinden katılım sağlamışlardır. 2. Sunulan tebliğler sonucunda Ararat ve Cudi kavramları etimolojik ve Yahudi, Hristiyan ve İslam kaynakları açısından değerlendirilmiş ve buna göre Ararat kavramının bir bölge olduğu, Cudi Dağı'nın da Ararat bölgesindeki bir dağ olduğu kanaatine varılmıştır.
Dolayısıyla Judy Dağı Ararat Dağları'ndan bir dağ olduğu ifade edilmiştir. 3. Yapılan sunumlarda özellikle Judy Dağı ve çevresindeki toprak yapısının onlarca metre yüksekliğinde çamur akıntısı şeklinde olduğu tespit edilmiş ve bu durumun ancak çok büyük bir sel veya tufan sonucunda gerçekleşebileceği ifade edilmiştir. 4. Hazreti Nuh'un gemiden çıktıktan sonra Judy Dağı'nın zirvesinde dua etmesi ve kurban kesmesiyle başlayan gelenek bir festival şeklinde Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından binlerce yıldan beri ortak katılımla gerçekleştirilmiş ve bir festivale dönüştürülmüştür. 5. Aşure tatlısının Hazreti Nuh döneminden miras kalan insanlığın en kadim tatlılarından biri olduğu ifade edilmiştir. 6. Judy Dağı'nda tespit edilen tarihi ve arkeolojik veriler yanında yeni çalışmalarla farklı medeniyetlere ait yeni kalıntıların bulunabileceği, yeni eserlerin bulunabileceği ifade edilmiştir. 7. Judy Dağı'nın devamı olan Gabar Dağı'nda da farklı medeniyetlere ait yerleşim yerleri, kiliseler, manastırlar, camiler, medreseler, ayrıca tarihi yolların ve kalelerin bulunduğu burada ifade edilmiştir. Sonuç olarak farklı branşlardan ve farklı dinlere mensup araştırmacıların yaptıkları sunumlardan Hazreti Nuh'un gemisinin Judy Dağı'na oturduğu kanaatine varılmıştır. Bu duygularla öncelikle katılımcılara saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve bu sempozyumun hem ülkemiz bilim insanlarına hem de dünya bilim tarihine bir katkı sağlamasını temenni ediyoruz.